Evet. Dolayısıyla Türkiye'de dini hayatı değerlendirirken büyük bir devrim yaşamış. Tarihsel dönemeçten geçmiş. Ciddi anlamda geçmişle gelecek arasında, gelenekle modernlik arasında bir tercihe zorlanmış toplumda. Bu tercihin ürettiği sonuçların hepinizi yakından ilgilendirdiğini ifade etmek isterim. Tercih dediysem gelenek mi modern mi bağlamında bir soruya toplum olarak muhatap olmuş değiliz. Türk modernleşmesi bir seçkinler modernleşmesidir. Ve modernleşmenin önündeki aktörler bu konuyu hevesli bir şekilde sürdüren figüranlar, değil mi? Tam oturuyor oraya. Türk toplumunun bundan sonra nasıl olacağı konusunda önemli bir tercihte bulundular ve toplumu da bu tercihleri doğrultusunda dönüştürmeyi amaçladılar. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de devrimler nazik ve nezaketle ilerleyen şeyler değildir. Hiçbir devrim nazik olamaz. Her devrim yakar, yıkar, dönüştürür, yeniden yapılandırır, yeniden biçimlendirir ve kurar. Dolayısıyla acıtıcıdır. Dolayısıyla pek çok insan için hüzün yaratır. Devrimler böyle bir şeydir. Sonra o devrimin kuşakları büyür. O devrimin kuşakları kendi devrim sistematiklerine bağlı olarak yaşarlar. Sonra o eskir, o bir şekilde hayatiyetini tamamlar. Bu sefer başka bir acıtma operasyonu olur. Dolayısıyla devrimler toplumu dönüştürme konusunda acımasızlıklarıyla maluldür. Kadifesi bile yoktur yani devrimin kadifesi falan olmaz. Buradan yola çıkarak Türkiye'de oluşan, Türkiye'de var olan dini hayatın özellikle Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte başlayan bir siyaset, bir yönelim, bir yeni bir dünya tasarımıyla ilişkili olduğunu, Cumhuriyet'in kurucu seçkinlerinin tahayyüllerine bağlı olduğunu, o tahayyülün bir sonucu olarak bugün Türkiye'de çok farklı bir dini hayat çerçevesi oluştuğunu belirtmemiz gerekiyor. Daha kaba söylemek gerekirse, Türkiye'de dini hayat Kemalist modernleşmeyi de hesaba katarak değerlendirebileceğimiz bir yapıdır. Bu yapı Cumhuriyet'in kurucu seçkinlerinin tercihlerini, yönelimlerini hesaba katmadan konuşulamaz. Hatta şu anda iktidarda olan ve dine ilişkin yaklaşımlarını ya da ilgilerini saklamayan AK Parti iktidarı da sonuçta bu hegemonik ağın bir parçasıdır. O hegemonik ağın içinde gelişen, o süreç içinde kamuda kendine yer açan bir siyasi harekettir. Türkiye'de Cumhuriyet ciddi anlamda tartışılması, konuşulması ve dini hayatta ne tür etkileri olduğu konusunda sorgulanması gereken bir süreçtir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tarihte hiçbir şey herhalde birdenbire olmuyor. Bir tarihsel birikimin, bir tarihsel sürekliliğin parçası olarak önümüze geliyor. Türkiye'deki dini muktesebatı da ele alırken Osmanlı toplumsal yapısını ciddi anlamda müzakere etmemiz gerekiyor. Osmanlı tabii ki pek çoklarımız için romantik, nostaljik, bir şekilde özlem duyduğumuz, bizim gibiler için en iyi bir modeli ifade ediyor. Yani hatırladığınızda saygıyla anmamız gereken bir tarihsel sürekliliği, süreci ifade ediyor. Ama o kadar da öyle olduğunu sanmıyorum. Tam tersine her toplumsal yapı gibi onun da kendi içinde çelişkileri, problemli alanları, zamanı ve hayatı kontrol edemeyen zayıf noktaları vardı. Ve zaten öyle olduğu için de tarihteki miadını doldurarak yerini başka bir toplumsal pratiğe bıraktı. Osmanlı'nın son dönemleri Karlofça'dan itibaren, Karlofça'dan başlamak üzere Osmanlı'nın son dönemleri önce ağırdan ağıra sonra radikal bir şekilde Devlet-i Aliye Osmaniye'yi nasıl kurtaracağımız yönündeki bir soru etrafında şekillenmeye başladı. Yani Osmanlı nasıl kurtulur sorusu her düzeydeki insanın biricik sorusu. İmparatorluk sınır kaybına uğruyor. İmtiyazlarını kaybediyor. Ciddi anlamda itibar kaybına uğruyor. Yeni bir dalga Fransız devriminden başlayarak içine aydınlanmayı, Fransız devriminin sanayi devrimini alan bir sürü sosyolojik gerçek
Osmanlı'nın tarihsel yapısını da tehdit ediyor. Var olan iktidarını, imtiyazını, itibarını, otoritesini de tehdit ediyor. Ve biz hepimiz sıradan tarih bilgileriyle de hatırlıyoruz ki Balkanlar'da bir çözülme, Osmanlı'yı Batı kanalından çökerten bir gelişme, Yemen'de başlayan isyanlar, sonra Orta Doğu'da Osmanlı'dan kopma yönünde gelişen bir takım ataklar ve bu atakların sonuçta ulus devlet dediğimiz bir süreci başlattığını biliyoruz. Ulusçu hareketlerden bahsediyorum. Sonuçta Osmanlı giderek daralacak bir şekilde, özgüvenini yitirecek bir şekilde ama belki ikinci Abdülhamid'in özel çabaları, gayreti, nitelikli yönelimleriyle birkaç yıl geciktirecek bir şekilde Osmanlı tarihteki miadını doldurmaya başladı. Ve miadını da 1923 itibariyle resmen bitirdi. Bununla beraber hepimiz yeni rejimle olan sorunlu ilişkilerimizden dolayı eskisi daha iyiydi tarzında nostaljik bir takım değerlendirmeler yapıyoruz. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Modernleşme dediğimiz pratik Cumhuriyet'le birlikte başlayan bir süreklilik değil. Modernleşme dediğimiz pratik Osmanlı'nın bir çözüm arayışı olarak Batı ile kurmuş olduğu diyaloğun bir parçası. Bizi ne kurtarır? Payitaht nasıl kurtulacak? Saltanat nasıl kurtulacak? Sonradan eklenen bir soru, hilafet nasıl kurtulacak? Tüm bu soruların hepsi Osmanlı'nın son döneminde aklı başında olan herkesin derdiydi. Onun için siyaset literatürüne geçen çok ilginç bir kavram var. Bunu Yusuf Akçura bir kitabında kullanmıştı. Üç tarzı siyaset. Yani o dönemde bloklaşan düşünceleri, o dönemde ortaya çıkan eğilimleri masaya yatırdığımızda işte bir kısmı Abdullah Cevdet gibi son derece ileri düzeyde batıcı aydınların öne sürdüğü batıcı olmak bizi kurtarır. Bu batıcılığın da çok farklı nüansları var. Mesela bir tarzı batılı olalım ama işte ahlakını almayalım, medeniyetini alalım, teknolojisini alalım. Bize lazım olan onların teknolojisi. Ama aynı batıcı kadro içinde İslam'dan ne hayır gördük, Osmanlı'dan ne hayır gördük hepsini bırakalım. En uç noktası Abdullah Cevdet'tir. Bunları terk edelim ve artık tarihteki yürüyüşümüzü bundan sonra batılı paradigmalar eşliğinde sürdürelim. Birinci eğilim bu. İkinci eğilim çevremizde oluşan ulusçu hareketlerden de esinlenerek biraz Fransız devriminin ve aydınlanmanın getirdiği akımların da büyüsüne kapılarak oluşan bir eğilim. Bu eğilimde madem herkes kendi milliyetine, özüne, tarihsel tözüne atıfta bulunuyor, o zaman biz de Türklüğü canlandıralım ve kendi Türklük değerlerimizin yüceliğine atıfta bulunarak bir şekilde şu Araplardan, şu Balkanlardan, şu Boşnaklardan, şu Kürtlerden kurtulalım. Bizimle olanlar Türk olsun, tanımlayalım. Bizim dışımızdakiler de ne yaparsa yapsın. Böyle bir algı var, milliyetçilik. Üçüncü akım, varlığını bugün de ilk ortaya çıktığı anki şiddetiyle hemen hemen aynı şekilde sürdüren İslamcılık akımı. Ama İslamcılık akımı, hani burada İslam üzerine kafa yoran insanların daha fazla yoğunlaşması gereken bir konu. İslamcılık tabii ki bir siyaset söylemi, siyasi söylem, siyasi bir proje. Temel iddiası şu, bizi İslam kurtarır. Ama hangi İslam kurtarır diye bir soru yönelttiğinizde içi çok farklı bakış açılarıyla doldurulabilecek bir soru. Tıpkı batıcıların kendi içinde türdeş bir yapı üretmediği gibi İslamcılar da kendi içinde türdeş bir yapı üretmiyor. Mesela İslam'a bütüncül haliyle sadıkane bir şekilde sarılmamız gerektiğini söyleyen Akif gibi, Elmalı gibi, Babanzade Ahmet Naim gibi, Filiberi Ahmet Hilmi gibi isimler olduğu gibi İslam'ı asr-ı saadet dışındaki bütün tarihsel figürlerinden kopararak yani asr-ı saadetle 1400 yıllık o arayı yok sayarak orayı bir yoldan çıkmışlık, bir ifrazat, bir hurafelik batağı gibi algılayarak onların tamamını ortadan kaldırmaya ki bu söylemin arkasında da Muhammed Abdu, Reşit Rıza gibi isimler var. Böyle bir İslam'a atıf var ama o hangi İslam sorusunu da içini
net bir şekilde doldurmak mümkün değil. Hatta yer yer Akif'in de mesela Ahmet Hamdi Akseki'nin de Abduh'tan bu yönde etkilendiğini biliyoruz. Belki bu konuda şöyle bir iddia rahatlıkla savunulabilir. İslamcılık, İslami terminoloji kullanan, İslami söylemlere atıfta bulunan ve çağdaş sorunların, halihazırda yaşadığımız kayıpların telafi edilmesi için İslam'a daha derinlikli, daha sağlıklı, daha bilgi temelli yaklaşmamız gerektiğini savunan, ama bu arada tasavvufa mesafeli davranan, mezhep kavramına özenli davranmayan, mezhep kavramına karşı bir takım çekinceler koyan. Beni anlıyor musunuz? Ben ne kadar rahat konuşuyorum ama. Yani anladığınızı böyle not alışlarınızdan anlıyorum ama anlamadığınızı da söyleyin. Burada tercümanımız var. Hemen hocam. Hakikaten ben daldım Hocam gidiyorum. gelen öğrencilerimiz zaten buradakilerin hepsinin Hepsi Türkçesi biliyorum. gayet iyi. Türkçeleri de gayet iyi. Öyle mi? Çok iyi. Evet. Böyle bir şey var. Üç tarzı siyaset. Kısaca hatırlamak gerekirse İslamcı, Batıcı ve Türkçü eğilimlerden oluşuyor. Sonradan bu eğilimlerin ya her birine ayrı ayrı atıfta bulunmayı, onların her birine ayrı ayrı bir referans ögesi olarak görmeyi ya da bunları sentezleyip daha yeni bir açılım ortaya koymayı hedefleyen Ziya Gökalp'i hatırlayacağız. Onun son derece kült olan bir eseri var. Daha doğrusu iki tane kült eseri var. Ziya Gökalp'e karşı mesafeli olsanız da bu kitapları bilmek zorundasınız diye düşünüyorum. Bunları bilmeden de Türkiye konuşulamaz. Birisi Türkçünün esasları ki yeni rejimin Türkçü söyleminin temel repertuarını oluşturur o kitap. İkincisi de Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak. Müthiş bir kitaptır. Müthişliği çok oturaklı, tutarlı öneriler sunmasından değil, Cumhuriyet'in kuruluş döneminde cumhuriyetçilere önerdiği projenin nasıl bir sentezle mi, sentez uygun herhalde, nasıl bir sentezi önerdiğidir. Ya burada bir şey, tüm buraları çok hızlı bir şekilde atlamak zorundayım ama aklınızda tutmanız gereken bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti birçok ara dönem yaşadı, birçok ihtilal gördü. Siyasette tek parti, çok parti süreçleri yaşadı. 60'lardan itibaren NATO ittifakına girdi. Küresel sistemin bir parçasıdır vesaire vesaire. Ama Türkiye dini yönelimlerinde Türk-İslam sentezinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Çok önemli bir kategoridir. Türk-İslam sentezi dediğimizde hani böyle siyasal çığırtkanlık içinde eleştirmek yerine bir yerden bakmak lazım. Yani Türkiye'de şöyle bir pazarlık hep oldu. Milliyetçi söylemle İslamcı söylem arasında böyle gidiş gelişli, ağırlıkları değişecek pozisyonlarda bir ittifak. Mesela milliyetçi cephe hükümetleri milliyetçi söylemlerin altını çizerken milli görüş yanlısı hükümetler İslami vurguları daha fazla öne çıkardılar. Türkiye'de siyaseti kendi kontrolünde tutan gruplar niye İslam'a her fırsatta atıfta bulunurlar? Çünkü İslam bu coğrafyanın gerçeğidir. Gerçeğinin ötesinde bu coğrafyanın biricik temsilidir. Dolayısıyla İslam'a saygı duysun, duymasın hemen her siyasi hareket bu İslam'ı ne yapacağız sorusunu Atatürk'ten beri sormaktadır. Atatürk'ün de temel sorunu buydu. İnönü'nün de sorunu buydu. Menderes'in de buydu. Tayyip Erdoğan'ın da sorunu budur. Yani İslam'ı ne yapacağız? Bunu sırtımızda mı taşıyacağız? Bunu ayıklayacak mıyız? İçinden bazı ögelerini çatı katına falan mı atacağız? Eskiciye mi vereceğiz? Yani İslam'la nasıl yol alacağız? Çünkü Osmanlı'nın İslam'la tutturduğu ortaklık önemli ölçüde modern cumhuriyetin kurucuları tarafından sorunlu bulunmuştur. Hatta biraz daha tehlikeli bir analiz. Modern cumhuriyetçiler İslam'ı Osmanlı bakiyesinin bir parçası saydıkları için İslam'a biraz da eski rejimin meşruiyet kaynağı gözüyle bakmışlar ve İslam'la aralarına mesafe koymuşlardır. Çünkü İslam en azından 1000 yıllık tarihsel tecrübesinde uygulamasında Osmanlı, Selçuklu gibi ülkede yönetimleri meşrulaştıran bir din dili üretmiştir. Laik, seküler ve modern bir dünyada İslam'ın nasıl taşınacağı, nasıl tanınacağı, nasıl
ihya edileceği sorusu muğlaktır Kemalistler için. Onun için mesela ne yapacaklarını bilmez bir halde İlahiyat Fakültesi açmışlar. 1924'te yanılmıyorsam Darülfünun. Arkasından 49'da Ankara İlahiyat açılıyor. Her ikisinin de amacı topluma din konusunda yetkin birer aktör, bilim adamı, din adamı yetiştirmek değil. Tam tersine dine eleştirel bakan, dinin temel tırnak içinde söylüyorum dogmalarını sorgulayan, dinin toplumsal ağırlığını masaya yatırıp bir şekilde onun büyüsünü, Weber'in dediği şekilde büyüsünü azaltmaya çalışan, Müslümanlardan yana mı, karşı mı, ne olduğu belli olmayan bir atraksiyon. Mesela Türkiye'de bugün 100'e yaklaştığını düşündüğüm bir ilahiyat fakültesi çılgınlığı var. Türkiye'nin her yerinde ilahiyat var şu anda. Benim memleketime bir daha açıldı. Ama kuruluş döneminin hissiyatı içindeki o temel problemlerden henüz kurtulabilmiş değiliz. O temel problem nedir? Dinin devletle bütünleşik, devletle organik bir şekilde yer alması gereken boyutlarını genel toplumun hissiyatına koparmak. Genel toplumun din konusundaki algıları modernleşmecilere göre hurafi olarak kodlanmıştır, ilkel olarak kodlanmıştır, eski rejimin bakiyesi olarak kodlanmıştır. Yani bir anlamda ilahiyatçıların görevi İslam'ı hurafelerden kurtarmak. İslam'ı çağ dışı söylemlerden kurtarmak. Biraz sonra söyleyeceğim, daha tehlikeli bir şey var. İslam'ı itikat, ibadet ve ahlak sınırlarına çekmek. Üç alan. İtikat, yani inanç. Neye nasıl inanacağımız konusunda gevşek, yaşadığımız şartlara göre genişleyen elastiki bir inanç alanı üretmek yerine dogmatik bir alan üretmek. Buna böyle inanacaksın, böyle inanırsan Müslümansın. İbadet, iyi bir mümin, ideal bir mümin, ideal bir yurttaş Müslüman neleri nasıl yapmalıdır? Ritüalistik bir bölüm, ibadet. Üçüncüsü de ahlak, iyi bir vatandaş olmanın temel prensipleri. Bunun dışında işte muamelat dediğimiz, dinin gündelik hayattaki değişik varyantları hakkında artık dindarlardan, dini örgütlerden, dini temsillerden, ilahiyatlardan beklenen hiçbir şey yoktur. Dini hayat, cumhuriyetle birlikte üç temel alana sıkıştırılmış ve bu alan içerisinde varlığını sürdürmek zorundadır. Ben geçenlerde bir belge okudum. Diyanete bir şey soruyorlar. Kadınlarla ilgili bir şey soruyorlar 60'larda. Diyanetin cevabı bu muamelata dair bir konu olduğu için bu konunun değerlendirilemediği. Dolayısıyla bunun mesela meclise sorulması gerektiği. Ben bunu anlıyorum. Şöyle anlıyorum. İki nedeni var böyle bir cevap vermenin. Diyanette olduğum için anlıyorum daha doğrusu. Biri, ya bunlar bizi test ediyorlar. Çünkü darbe olmuş, darbeden sonra soruluyor soru. 60'tan sonra. Bu testtir. Cevap verirsek bizi yıkabilir, kapatabilirler falan. İkincisi de Diyanet'in bu havaya artık alışık olduğunu hissettiren bir cevaptır. Yani artık Diyanet otomatik olarak bu tür konularla ilgili soru geldiğinde cevap vermiyor. Bizi ilgilendirmez diyor. Bugün bir atlama yapacağım. Bugün Diyanet kendisine sorulan her soruya cevap veriyor. Diyanet bugün kendisine yöneltilen muamelatla dair her konuda, hatta siyasetin temel konularında bile bir takım görüş, bir takım ifadelerde bulunmaktan çekinmiyor. Bu biraz Türkiye'nin değişen ruh halini ifade etmesi için önemli. Şimdi Osmanlı'da dini hayatın devletle din arasında son derece örtük, hatta gizemli sayılabilecek bir protokole bağlı olduğunu biliyoruz. Yani mesela devlet mi dinle uzlaşıyor, din mi devletle uzlaşıyor? Hangisi marjinal, hangisi güçlü, bunu ayırmak çok zor. Çünkü devlet kendi hedeflerini dinden bağımsız olarak kurmamış. İşte nizam-ı alem dediğimiz o tahayyül aslında dünyaya İslam adına nizamat vermek, düzen vermek gibi bir fikirden besleniyor. İşte Osman Gazi'ye onun kayınpederi değil mi? Edebali. Edebali'ye ilişkin atıflara baktığınız zaman bir kıssa gibidir. Yani dinsel bir anlatım tarzı içinde bize kadar ulaşır ve
kutsal bir yapının doğduğuna dair bir takım anekdotlar aktarılır. Yani Osmanlı'da mesela Osman Turan gibi yazarlar okursanız veya İsmail Hami Danışment gibi yazarlar okursanız Osmanlı'nın hemen her adımı ilahi kelimetullah uğruna atılmış bir adımdır ve orada kutsalın dışında hiçbir şey yoktur. Buradan şuraya varmaya çalışıyorum. Osmanlı dinle ne düzeyde bir ilişkideydi sorusu çok saçmadır. Çünkü Osmanlı kendisi zaten dinin içindedir. Yani kendi din algısını, kendi din terminolojisini üretmiş ve İslam'la arasındaki ilişkiyi bir mesafeye koymamıştır. İlerleyen zamanlarda Batı'nın yükselen üstünlüğü, Batı'nın Osmanlı'nın yapısal kimi özelliklerini tehdit eden gelişmeleri ister istemez Osmanlı'da çok ciddi bir takım soruların ortaya çıkmasını sağladı. Şöyle bir şey bu. Belki kendi ayağımıza kendimiz kurşun sıktık. Aydınlarımızı yurt dışına göndererek, Batı'ya göndererek. Orada olup bitenleri anlamaları, kavramaları ve geri dönüp Cumhuriyet öncesinde Osmanlı'nın bir anlamda kurtuluşunu sağlayacak reçeteler geliştirmelerini amaçladık. Bir sürü aydın gönderdik. Fakat bunlar ne yazık ki diyeceğim, ne yazık ki içim yandığı için söylüyorum. Ne yazık ki geri döndüklerinde Osmanlı'nın yıkılışı konusundaki en aktivist aktörlerden birileri oldular. Yani Batı'da gördükleri bir takım temel ilkeleri Osmanlı pratiklerine dahil etmek yerine onları Osmanlı'nın çöküşünü hızlandıracak birer aktiviteye dönüştürmekte son derece cesur davrandılar. Ali Suavisi, Namık Kemal'i, Tevfik Fikret'i bu anlamda Şinasi'yi hatırlamak gerekir. Bu isimlerin Osmanlı matbuatında, Osmanlı dönüşüm hareketlerindeki ağırlıklarını hiçbir şekilde küçümseyemeyiz. Mesela Namık Kemal aklıma geliyor. Namık Kemal aslında İslamcıdır. Siyasal söylem olarak İslamcıdır. Mümtaz Ertürköne'nin doktora tezi İslamcılığın doğuşu başlığını taşır. Türköne'ye göre Osmanlı İslamcılığının kaynağı Cemalettin Afgani değil, Namık Kemal'dir. Dolayısıyla onun İslamcılığı her şeyden önce Osmanlı'yı kurtarmaya yönelik bir tasavvurdur. Yani Osmanlı'yı İslam'la kurtarma konusu. Batı karşısında tabii ki perişan olduk. Cephelerde kaybettik. Gururumuz incindi. Allah'ın yeryüzündeki halifesi iddiasını taşıyan sultan itibar kaybına uğradı. Başta Mısır olmak üzere kendi coğrafyamızda ciddi anlamda daralmaya başladık. Büyük kayıplar vermeye başladık. Benim böyle bir çırpıda hızlı bir şekilde anlatabildiğim bu süreçlerin tek tek her birinin çok acı, çok büyük travmalar yarattığını, mesela bir Balkan bozgununun veya mesela Hicaz'da başımıza gelen olayların hani böyle bir hikaye gibi olmadığını biliyoruz. Çünkü bu hikayelerin her birisi toplumda çok büyük travmalar yarattı. Çanakkale Savaşı'ndan tutun, doğuda, batıda sömürgecilere, istilacılara karşı verdiğimiz savaşlar bizim İslam'la olan ilişkilerimizde de hafif bir sarsıntı ortaya çıkardı. Şöyle sorular sormaya başladık. Biz Müslümanız, Allah bizi neden gözetmiyor? Bütün malımızla, mülkümüzle, varımızla, yoğumuzla Allah için kendimizi adamışken nerede hata yaptık ve kaybediyoruz? Çünkü zihnimizdeki küffar o kadar mülevves bir şey ki onların kazanmasını yediremiyoruz. Onların kazanmasına karşılık bizim kaybetmemizin indi ilahideki boyutları teolojik anlamda çok ciddi tartışmalara yol açmaya başladı ve çıkardığımız sonuç o dönemin şartlarında şu oldu. Acaba biz hayatın akışına ilişkin bilgileri mi kaybettik? Dünyayı tasavvur ederken, dünyayı tanımlarken, dünyayı değerlendirirken kaçırdığımız bir şey mi var? Elimizdeki dini enstrümanlar acaba bizi dünyayı yakalama konusunda geciktirdi mi? Mesela medresede ne gibi sorunlarımız var? Eğitimde ne gibi sorunlarımız var? Sultanın yetki alanını aşırı derecede mi büyüttük? Acaba bunun yerine başka bir şey mi yapmalıydık?
Dolayısıyla politik, ekonomide, teolojide, siyasette bir sürü alanda bizim İslam'la olan ilişkilerimizin masaya yatırıldığı bir curcuna, bir kargaşa ortaya çıkmaya başladı. Bu konularda yani o dönemin geçiş döneminin kaygılarını, o dönemin fesat tartışmalarını çok yakından izlemek isterseniz ben size birkaç isim de vermek isterim. Bunlardan birisi Yahudi bir bilim adamı Bernard Lewis. Çok önemlidir Bernard Lewis, modern Türkiye'nin doğuşu. İkincisi Niyazi Berkes, Marksist bir sosyologdur. Ama kitabı son derece önemlidir. Türkiye'de çağdaşlaşma. Üçüncüsü Kemal Karpat, muhafazakar ilgileri de olan Yugoslav ya da Bulgar, bilmiyorum tam olarak ama o bölgeden bir Balkan Müslümandır. Onun Türkiye'de modernleşme. Bu kitaplar o sürecin kargaşasını, o süreçte yaşanılan gelgitleri herhalde en iyi yansıtan kolayca erişebileceğimiz kitaplardır. Medrese konusu çok ciddi anlamda tartışılıyor. Bunun yerine mektep önerisi geliyor. Yani batılı değerlere atıfta bulunan, batılı eğitim konseptlerini transfer eden yeni bir yapılanmayla karşı karşıya geliyoruz. Fakat şöyle bir şey oluyor. Tek bir paradigma içerisinde varlığını sürdüren bir devlet giderek değişik alanlarda parçalı eğilimlere alan açmaya başlıyor. Mesela mektep başka bir insan türü yetiştiriyor. Medrese başka bir insan türü yetiştiriyor. Medrese ulema ve tasavvuf geleneğinin içinde mayalandığı bir alan, bir mecra olarak çalışırken mektep daha çok batıcı, modernleşmeci, tabii ki daha içlerde Osmanlı'nın geleceğine karşı bir takım komplolarda ya da projelerde yer alabilecek yeni bir sınıfın habercisi olarak ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet'le birlikte bu ikiliye son verildi. İşte çok sembolik bir anlamı da var. Tevhidi tedrisat dediğimiz çok önemli bir süreç. Eğitim, öğretim kurumlarının birleştirilmesi, tevhid edilmesi. O süreçte medreseler kapatılıyor. Geriye modernleşme yanlısı kurum olarak bildiğimiz mektepler varlığını devam ettirecek şekilde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e transfer ediliyor. Burada biraz belki daha sosyolojik bakmak lazım. Kurumlar değiştiği zaman, kurumlara müdahale ettiğin zaman o kurumların yetiştirdiği insanlar da dönüşmeye başlıyorlar. Zihniyet yapıları değişiyor. Mesela Türkiye'de Türk modernleşmesinin en hızlı aktörlerinin niye medreselerden değil de mekteplerden geldiği, mesela rüştiyelerden, askeri, tıbbiyeden, askeriyeden geldiğinde konuşmak lazım. Çünkü bu kurumların kodları, referans değerleri yerli değildir. Buralarda da dinsel bilgiler vardır. Hatta şaşırtıcı bir şey, Kur'an-ı Kerim dersinde görebilirsiniz, akaid dersinde görebilirsiniz müfredatlarında ama kurucu akıl, bu okullardaki kurucu akıl pozisyonu batıcıdır. Dolayısıyla bu okullardan mezun olanlar ne yazık ki Osmanlı müktesebatının devamlılığından yana bir tercihte bulunmadılar ve adım adım işte Jön Türkler, İttihat Terakki gibi süreçler içerisinde bugün modern Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz yeni bir oluşumun öncüsü oldular. Tarihsel sürekliliği çok rahat okuyabilirsiniz. Çok farklı kanallardan bu süreci çok iyi anlatan kitaplar var. Demin de vurguladığım gibi bu kitaplara bakmakta yarar var. Peki bir toplum tarihteki bir pozisyondan başka bir pozisyonuna evrildiğinde ne değişiyor, ne gidiyor, ne geliyor? Yani sadece eski fotoğraflara baktığınız zaman işte Galata Rıhtımı'nda sakallı, cübbeli, dökülmüş, paspal bir resim mi görüyorsunuz? Cumhuriyet neyi değiştiriyor, neyi yeniden inşa ediyor? Bir kere Cumhuriyet her şeyden önce eski döneminden tevarüs edilen her şeyi aşağılıyor. Yani bütün devrimlerde olduğu gibi. Cumhuriyet seçmeci davranmıyor. Cumhuriyet eski rejimin kalıntılarına bir değer biçmiyor. Tam tersine onların üzerine gidiyor. Onları tukaka ilan ediyor, küçümsüyor. Ve onların yeniden yeşermesine, yeniden canlanmasına hiçbir şekilde fırsat vermiyor. Burada çok önemli bir müdahale
sürecinden bahsetmek gerekir. Gündelik hayatın bütün yapılarına müdahale ediliyor. İşte bildiğiniz inkılaplar bu serinin parçasıdır. İşte yazı devrimi toplumun Osmanlıca ya da Arapça üzerinden kurduğu tarihsel sürekliliği parçalıyor. Kıyafet devrimi toplumun itibarını kendine verdiği yani bedeniyle uyum içerisinde inşa ettiği bin yıllık bir davranış silsilesini çökertiyor. Kıyafet önemli bir şey. Ondan sonra zaman ölçüleri, ağırlık ölçüleri vesaire gündelik hayatta kullandığımız bütün ölçütleri allak bullak ederek bir şekilde insanları yeni bir dünyaya transfer ediyor. Ben benzeştirmek zor ama anlaşılsın diye belki örnek vermem gerekebilir. Mesela Ashab-ı Kehf kıssasını bilirsiniz. Romalıların kontrolünden, takibinden kaçan bir grup Müslüman, o dönemin muvahhid Müslümanları, Allah'ın izniyle bir mağaraya sığınıyorlar. Orada uzunca bir süre biliyorsunuz. Yine Cenab-ı Allah'ın lütfuyla kalıyorlar. Uykuya dalıyorlar. Onlara göre bir gece bile sürmemiş bir uyku ama uzunca bir süre, birkaç asır orada uyutuluyorlar. Sonra uyandıklarında içlerinden birini şehre gönderiyorlar ve kendi elbiselerinin matrak, komik, kendi söylemlerinin, dillerinin, telaffuzlarının son derece arkaik. Gittikleri toplum aslında o dönemin şartları içinde Müslüman olmuş bir toplum. Yani hava değişmiş. Birkaç asır sonra Romalıların o baskıcı aşağılık rejimleri el değiştirmiş ama bunlar yeni zamanın diline, yeni zamanın üslubuna aşina olmadıkları için bütün özellikleriyle Allah'ın sevdiği bu kullar Allah'tan ya Rabbi bizim nefsimiz bizim nasıl diyor nasıl dua ediyoruz hani canımızı al ve hayırlısıyla bize hayatımıza son ver diyorlar. Çünkü yeni dünyanın değerlerine uyum sağlamak da önemli bir sorundur. Önemli bir problemdir. Türkiye'de dini hayatın politik tasavvuru Cumhuriyet'le birlikte biraz yer altına iniyor. Cumhuriyet'in sistematik uygulamaları içinde dinin ortadan kalkacağına dair korkular pek çok Müslümanı yeni bir takım arayışlara sürüklüyor ve bu anlamda mesela Kur'an elden gidiyor diyen Süleyman Hilmi cemaati, Süleyman Hilmi Tunağan Efendi cemaati, Türkiye'nin dört bir tarafında Kur'an kursları inşa ederek ama tabii gizli, ama tabii kontrolden uzak bir takım ağlar oluşturarak Kur'an-ı Kerim'in öğrenmesi konusunda bir coşku üretiyorlar. Ondan sonra Bediüzzaman Said Nursi iman elden gidiyor diye bir korkuyla, bir panikle Risale-i Nur diye bildiğimiz bir öğretim faaliyeti, bir bilgilenme faaliyeti üretiyor. O da doğudan batıya Kürtler, Türkler herkesi de içine kapsayan büyük bir organizasyonla ama gizli bir organizasyonla sık sık cezalandırılacak, sık sık takibe alınacak, sık sık üzerine gidilecektir ama ciddi bir İslamlaşma faaliyeti sürdürüyor. Bunlar daha çok hani tarihçilerin kaydettiği sembol isimler. Daha fazlası da vardır herhalde. Biraz şeyi okursanız, Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adamı okursanız orada bir Osmanlı bakiyesi alimin yeni dönemde nasıl sıkıntılar çektiğini, Gül Yetiştiren Adam bir metaforik romandır. Orada Gül Yetiştiren Adam üzerinden artık kendi dünyasını kaybetmiş bir alimin iç yolculuklarını okursunuz. Lütfen Gül Yetiştiren Adam'ı genç arkadaşlarım özellikle okusunlar. Daha da gittiğimizde bir yandan aktörler İslam'ın sönümleneceğine, susturulacağına dair kaygılarla toplumun korunması için bir çaba içine giriyorlar. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. İnsan panik halinde neleri kurtarır? Neleri kurtarır? Paniğe kapılan bir adam herhalde Mefsud'u falan kurtarmaz değil mi? İşte ne bileyim
daha böyle ilmi hali alır mesela. Panik. Panik öyle bir şeydir. Yani bir eviniz yanıyorsa o anda neyi kurtarabilirsiniz? Ya da neyi kurtarmak sizin için önceliktir? Yaşayanları kurtarırsınız. Başka? Birkaç aile fotoğrafı belki. Ama herhalde buzdolabında çıkarayım falan demezsiniz. Veya çamaşır makinesini. O anda zihniniz çok hızlı bir şekilde çalışır. Kurtarabileceğiniz şeyleri kurtarırsınız. Ama onlar da sizde öncelikli şeylerdir. İnsan kendi zihninde de bir hiyerarşi yaratır ve şunu yaparsınız. Bunları sonra bir daha alırız. Bunlar sonra bir daha olabilir. Bunları kaybetmenin çok büyük bir trajedisi yok. Ama şunu kaybedersem battım. Bu beni tamamen köksüzleştirir. Bu sorgulama o dönemin Müslüman aydınlarında dini hayatın hangi parametreler üzerinden korunacağı konusunda bir panik arayışına sürüklemişler. Ben de benzer bir şeyi kendi hayatımda yaşadım bir defa. Çok basit ama sosyolojiyle uğraşırken gündelik hayattaki bu tür hikayelerle kendi teorimi buluşturmayı çok seviyorum. Yani mesela buradan bakınca Elmalı'ya falan kızabiliyorsunuz veya Mehmet Akif'e kızıyorsunuz. Yani Mehmet Akif niye Mısır'a gidiyorsunuz? Niye? Veya Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmiş ne diye yakmış ya da saklamış ya da emanet etmiş ne bileyim. Bunlar tabi buradan bakınca kolay görünüyor. Oysa o da kendi şartlarında, kendi yaşadığı o eş zamanlı gerçek tarihinde bunları sorgulamıştır ve bugün mesela yaşımızı başımıza aldık Abdurrahim Hoca yani. Geriye doğru mesela 18-20 yaş aralıklarında yaptığım şeyleri gözden geçiriyorum. Bir yandan onları ben yaptım, benim diyorum. Ama bir yandan da ne diye yaptım diyorum yani. Ne diye yaptım ama yaptım. Onları yaparken de acı çekiyor muydum? Hayır. Çünkü o dönemde içine düştüğünüz paradigma size bunları şey gösteriyor. Doğru gösteriyor. Siz onlara soğukkanlı bir şekilde aranıza mesafe koyarak bakamıyorsunuz. Yani onlar size şirin görünüyor o dönemin ruhu içerisinde. Fakat zaman geçip biraz daha dünya bilginiz geliştikçe evet başkasını değil, kendi aktiviteleriniz bile sorgulanmaya değer, üzerine kafa yormaya değer bir problem alanı olarak gözüküyor. Dolayısıyla o dönemin Müslüman aydınlarının dini hayatı koruma konusundaki reflekslerini, refleks kelimesini özellikle kullanıyorum, dikkatle değerlendirmek lazım. Reflekstir, paniktir, bir koşturmaca içerisinde oluşmuştur. Mesela Süleymancılar diye bildiğimiz Süleyman Hilmi Efendi grubunun Kur'an konusundaki o döneme has eğilimlerini bir takıntı olarak görmemek lazım. Kurtarma şeyi, bir dert yani. Aynı şekilde Risale-i Nur cemaatinin bir eğilimi var. İman hakikatleri, iman ortadan kayboluyor. Bu söylemleri tek tek tartışabilirsiniz. Bu söylemlerin kendi döneminde ya da bugün ne düzeyde yüksek bir ufuk ortaya koyduğunu tartışabilirsiniz. Ama o dönemin havasını söylemek için bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani insanlar şeyi görmüştür. Ulemayı kaybediyorlar. Ulema toplumsal itibarını kaybediyor. Cübbesini kaybediyor, sarığını kaybediyor. Söyleminin toplumsal bir prestiji kalmıyor. Yani siz allame olsanız toplumda sizin bilginizi kullanacak kurum yok. Yani sizin bilginizin dolaşıma gireceği bir kurum, bir ağ olmayınca siz bilgilerinizle matrak bir adama dönüyorsunuz. Evin tatlı amcasına dönüşüyorsunuz. Mesela ben çok çevremdeki insanlarda duyarım. Benim dedem rahmetli çok alim bir insanmış. Mesela şimdi birkaç yüzyıl sonra bu kelimeyi duymayacağız. Birkaç yüzyıl sonra hiç kimse bize benim dedem çok alimmiş demeyecek. Peki modern, laik, kısmen seküler sayılabilecek aileler hemen birkaç göbek önceki dedelerinden bu kadar saygıyla söz ediyor. O dedeleri alimliklerini nerede göstermişler? Eve çekilerek, içeri kapanarak, bir kenarda oturarak. Müthiş bir şey yani. Ben bu sürecin öyle keyifli bir süreç olduğu kanaatinde değilim. Bu aklı başında olanların yönelimlerini anlatan bir hikaye. Bir de toplumda sosyolojide çok kullandığımız bir şey var. Halk İslamı diye bir şey var. Folk İslam. Bu da başka bir şekilde işliyor. Yani bunun toplumdaki halk İslamı süreci içinde otantik bilgiyi barındırır, mistik bilgiyi barındırır.
bizim hurafe diye tanımladığımız eski inanç gruplarından devralınmış, nüksetmiş eğilimleri barındırır. Mesela Aleviler söz konusu olduğunda inançların önemli bir bölümünün Orta Asya'ya kadar gittiğini bilirsiniz biraz okuduysanız. Şamanizmden, Zerdüştlükten, Brahmanizmden yani Türklerin geçiş yollarındaki belli başlı dini söylemlerden etkilenen bir geleneği bugün Alevilik eklektik olarak yaşıyor, yaşatıyor, bugün yaşatıyor. O mesela ben Artvinliyim, Sünni bir ailenin çocuğuyum. Annem babam dinin imanında, namazında, niyazında ama onların bazen bana din diye anlattıkları şeylerin de dinde olmadığını biliyorum. Yani ama büyük bir sadakatle anlatıyorlar. Bu böyledir diyorlar. Bu böyledir dedikleri şey her zaman İslam olmayabiliyor. Tarihten de geliyor. Gelenekten geliyor. Bir de böyle bir hurafe hikayesi var. Cumhuriyet Diyanet İşleri Başkanlığı'nı 1924'te kuruyor. Paradoksal bir şeydir. Bugün gelinen nokta sizi aldatmasın. Cumhuriyet'in 1924'te Diyanet'i niye kurduğu sorusunu çok sağlıklı cevaplarını bulmak zorundayız. Cevap bulmak zorundayız. O dönemin şartları içinde baktığımızda devletin Diyanet'e atfettiği şey şudur. Devletin atfettiği. Çok saygıdeğer cümleler kullanır. Dini mübini İslam'ı diye başlar. Yani son derece saygın ifadelerle dini mübini İslam'ın korunması, toplumun gerçek sahih dinle buluşması, hurafelerin yok edilmesi. Hurafelerin yok edilmesi gerekir. Ama okulda milli eğitim tedrisatı içerisinde, milli eğitim müfredatı içerisinde ilginçtir. Öyle bir hurafe tanımı yapılır ki din de o tanımın içine girer. Yani çok garip bir şeydir. Çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz. Okulda aldığı eğitim dini de içine katacak şekilde her şeyi, mistisizmi, teolojiyi, her şeyi yok ediyor. Böyle bir yani Hasan Ali Yücel'in formatladığı bir milli eğitim projesini düşünün. Orada nasıl bir din eleştirisi var? İslam gerilik dinidir. İslam işte arkaiktir, ilkelliktir filan. Sonra buna bağlı olarak sosyolojik anlamda gündelik hayatta sıkça kullanacağımız bir kavram önümüze geliyor. O kavramın adı da irtica. Son sizin kuşak, gençlerin kuşağı belki bu kavramı unuttular ama bu kavram hiç Türkiye'de sönmüş bir kavram değil. Böyle yanardağ gibi bir şeydir. Yanardağdan şimdi alev çıkmıyordur ama bu kavram şeyini korur. Ne diyelim ona? Enerjisini şu anda stoklamış. Adı irtica. Aktörün adı ne? Mürteci. Türkçesine gerici. Gerici her tür gerilik özlemi ifadesini taşıyor. Gerilik Osmanlı'ya sadakat, bir gericilik. İslam'ın hayatta egemen olmasını talep etmek, gerilik, gericilik vesaire vesaire. Şimdi böyle bir yandan cemaatlerin o dönemin dini figürlerini ürettiği bir dindarlık var. Ama bu dindarlık panik halinde üretilmiş bir dindarlık. Bir yandan ulema bakiyesinin kendi yakın çevrelerinde hafiften hafiften yeşertmeye çalıştıkları bir dini ne diyelim ona bir coşku var. Mesela ben Erzurum'da okurken bazı arkadaşlarım özel dersler alırlardı, öğrenci arkadaşlarım. Giderlerdi Erzurum'da bilmem neredeki hoca efendi evinde işte ihtiyar okutuyor. Evinde işte hadis okutuyor, işte Riyazu Salihin okutuyor. Muhtemelen o bakiyenin, o geleneği sürdüren insanlar da çok dar çevrede fazla dikkat çekmeden kendi ellerindeki o mirası, kendi ellerindeki o manevi sorumluluğu şeyde devam ettiriyorlar. Böyle bir hava. Ama bir yandan da artık Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kontrolünde gelişen ve yeni rejimin beklentilerini karşılayacak bir şekilde, yeni rejimden bağımsız olmamak koşuluyla, yeni rejimin hedeflerine ayak bağı olmamak koşuluyla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı. Burada şöyle sorular soruluyor. Madem yeni rejim modernleşme yanlısıdır, madem yeni rejim İslami algıların pek çoğunu irticai sayan, gericilik sayan bir çerçeveye sadık kalma iddiasındadır. Madem yeni rejim Batı ile ittifak halindedir ve İslam'ın gündelik yaşamdaki ağırlığını azaltmayı bir hedef olarak görmektedir. O zaman Diyanet niye vardır? Yani o zaman Diyanet niye vardır?
Ben Diyaneti biraz yedi yemine benzetiyorum. Tam bir karşılık olabilir mi üstad? Yani şöyle bir şey. Adamın evi tasfiye edilir mesela. Yok, şöyle söyleyeyim. Evin büyükleri ölmüştür. Evde birkaç yetim vardır. Büyük bir arazi, büyük bir şey var. Ne diyorlar ona? Bir mal mülk var. Bir destansı bir arazi ve mülkiyet var. Evde de birkaç tane yetim çocuk var. İyi niyetle baktığımızda diyorum ki herhalde bu arazi, mülkiyet birine teslim ediliyor. Sen al bunu. Şeye kadar, bu çocuklar aklı başına gelene kadar sen bak bunlara gibi anlıyorum. Bu iyi niyetli bir şey. Bir de tasfiye diye bir şey var. Bir Treuhänder. kavramın karşılığı. Affedersiniz hocam, Almancasını Anlatın hocam, istedim. ben hiç bilemem kimin neyi bildiğini burada. Bilmediğim arkadaşlara konuşuyorum. Bir de şöyle bir şey olabilir. Biz Türkiye'de temesefe dedikleri bir şey var. Açılımının içinde hatırlayamadım ama zarara uğruyorsunuz, batıyorsunuz. Devlet mallarınıza el koyuyor. Bu mallarınızı zararı kapatacak şekilde, değil mi? Devlete ve kamuya borçlarınızı kapatacak şekilde satıyor. Önce çalıştırıyor, sonra satıyor. Ben böyle dini hayat, dini bakiyeyi devletin çok iyi planladığını, bu bakiyeyi ne yapacağı konusunda cumhuriyetçilerin problemleri olduğunu ama bir yandan da Lozan'da verilmiş bir takım sözler olduğunu da hissederek o dönemin şartları içerisinde bir ara çözüm olarak üretildiğini düşünüyorum. Zaten ilk başkanları da Rıfat Börekçi'dir. Rıfat Börekçi ile ilgili bir anekdot anlatırsam belki Diyanet'in niye yaradığı konusunda şimdiye kadar zihninizde oluşan düşüncelerin pek çoğundan vazgeçmiş olursunuz. Ben İsmail Kara'da okudum. Yeri gelmişken söyleyeyim. İsmail Kara'da Son Osmanlı Düşüncesi, Diyanet'in kuruluşu gibi bölümleri çok iyi çalışan, çok saygıdeğer bir akademisyendir. İsmail Kara İslamcılık konusunda, Diyanet konusunda yetkin bir kalemdir. İsmail Kara'nın anlattığı hikaye aslında bilinen bir hikaye ama ben oradan okudum. Şöyle, işte Cumhuriyet kuruluyor. Rıfat Börekçi Ankara müftüsü. Bir dönem mecliste milletvekillerinin şeyi verilemiyor. Maaşları verilemiyor. Çok büyük bir zorluk yaşanıyor. Savaş yılları. Atatürk şeyden yardım istiyor. Rıfat Börekçi'den. Rıfat Börekçi de çok zenginmiş ama aynı zamanda da itibarlı bir adam bölgede. Etraftaki bütün Müslümanları ayağa kaldırıyor ve hükümete yardım ettiriyor. O dönemde ciddi bir şey para toplanıyor. Hani böyle cami kapısında para atar gibi değil. Baya 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 bir büyük bir fedakarlık yapılıyor. Sonra neyse Cumhuriyet'in ilerleyen dönemlerinde bilinen tatsız gelişmeler başlıyor. Ulema bir şekilde tasfiye ediliyor. İstiklal mahkemeleri var. İşte pek çok Müslüman bir şekilde hüzünlü bir tarzda hayata veda ediyor. Öldürülenler, asılanlar. Sonra alimler geliyorlar, şey diyorlar ki Rıfat Börekçi diyorlar ki Üstad sen bu adamlara bizden yardım istedin. Biz malımızı, canımızı ortaya koyduk. Destek olduk. Her şeyimiz ne varsa teslim ettik. Ama görüyoruz ki bu adamlar hiç de anlayışlı davranmıyorlar ve bizim paramızla bize eziyet ediyorlar. Müslümanlara eziyet ediyorlar. Hayatı zorlaştırıyorlar. Ne iş diyorlar yani. Rıfat Börekçi'nin cevabı zaten İsmail Kara'nın yakaladığı cevap odur. Ben de aynı cevabı size tekrar edeceğim. Alacaklı gibi davranın diyor. Çok oturaklı bir şey. Türkiye'de Müslümanlar bana kalırsa hep alacaklı gibi davranan bir kategoriyi oluşturdular. Alacaklı gibi davranmak şöyle bir şey. Alırız biz o parayı geri. Müthiş bir özgüven. Veya helal bir iş yaptıysak mutlaka karşılığını görürüz. Helal mal şey olmaz, çarçur olmaz gibi bir şey. Ben mesela 28 Şubat'ta Türkiye Müslümanlığının tavrını tam da Rıfat Börekçi'nin söylediği şeye benzettim. Hakikaten Müslümanlar taşkınlık yapmadılar. 28 Şubat'ı siz Avrupa'da ne kadar hissettiniz bilmiyorum ama Türkiye çok ağır hissetti. Ağır hissetti. Buna rağmen Türkiye'de Müslümanlar vakur davrandılar. Alacaklı gibi davrandılar.
Nasıl sandalyeye oturdular bilmiyorum ama Allah onları rahatlattı yani, öyle düşünüyorum. Şimdi sona doğru geliyorum. Böylesine zor koşullarda devletin istikametinin az çok belirlendiği bir platformda Diyanet'in rolünün ne olacağı sorulmalıdır dedim. Bir algıya göre Diyanet Müslümanları kontrol etmek için kurulmuş bir şeydir. Bir algı, bir bakış açısı. Buna göre Türkiye'de gelişen, devletten bağımsız bir şekilde gelişen ve dini hayatı kontrol etme tehlikesi üreten Süleymancılara karşı, Nurculara karşı, Nakşibendilere karşı, Kadirlilere karşı, Ticanilere karşı. Bir anlamda devletin kontrolünü, devletin bu cemaatleri kontrol etmesini ve din konusunda tekeli onlara kaptırmamasına yönelik bir dikkat ürünüdür. Bir yorum bu. İkinci yorum, uzun vadede devlet din alanının gücünü zayıflatmayı hesaplıyor. Pozitivistlerin iddiasına uygun bir şekilde dinin eğitim, öğretimle birlikte ileride ortadan kalkacağına dair bir kontun, üç hal teorisi. Ortadan kalkacağına dair bir beklentisi var ama bu durum gerçekleşinceye kadar mevcut pozisyonu da kontrol edelim. Yani din nasıl olsa birkaç on yıl içinde hayatiyetini tamamlayacak ama yine de ortada bir şey var. Dini bir müktesebat var. Bunu da kontrol edelim. Üçüncüsü fazla iyimser bir analiz. Üçüncüsü o da dinin tahkim edilmesi, güçlendirilmesi. Daha sahih iddialarla buluşturularak, daha sahih yöntemlerle Kur'an'la, sünnetle bağlantı kurularak dinin geleneksel yönüne bir ket vurulması. Yani Diyanet bunu yapacak. Benim kişisel kanaatim kendi okumalarımda şunu gösteriyor ki Diyanet aslında 90'lara kadar bu tür beklentileri karşılayacak bir şeyi ortaya koyamıyor. Devletin yan örgütü olarak tanımlanıyor ama çok ilginç bir şey. Mesela babalarımızdan çok duymuşuzdur. Tapu kadastro memurluğu kadar bile toplumsal ciddiyeti olmayan, toplumsal ağırlığı olmayan bir kurum havasında varlığını sürdürüyor. Diyanet'in pozisyonunun güçlenmesi tamamen İran devrimi, Pakistan'daki Ziaül Hak devrimi, Mısır'daki İslami hareketlerin, İhvan-ı Müslümin'in güçlenmesi, yurt dışında dini cemaatlerin Avrupa'da ses getirir şekilde organizasyon özelliği taşımaları, bir anlamda dinin devlet bilgisinin ve devlet kontrolünün dışında gelişme temayülü oluşturmasına kaynaklanır. Yani din devletten bağımsız mecralarda kendine bir alan bulmaya başladığı andan itibaren devlet dikkat kesildi ve dini yeniden 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda yeniden dini bir şekilde bir mevzuata, bir bürokrasiye, bir kontrol sürecine dahil etmek istedim. Bu söylediklerim sizi hırpalayabilir ama ben bunları böyle inanarak, içinde yaşayarak gözlüyorum. Hani sizin açınızdan nasıl karşılanıyor bu resim, nereye denk geliyor onu çok fazla bilmiyorum. Son olarak dindarlık dediğimiz konunun bir kere her şeyden önce çok özel, öznel bir alan olduğunu ifade etmek isterim. Mesela geleneksel terbiyelerden geçmiş bizim gibi kuşaklar için dindarlık gösterilen bir şey değildir. Hani böyle takdim edilen, dindarlığımızın böyle fotoğraflandığı bir süreçten geçmedik. Yani bizim kuşak bu tür şeyleri bir gizlilik ahlakı içerisinde bilir. Yani parayla iman sorulmaz denen bir kültürün içinden geliyoruz. Ama bugün hemen farkı görmeniz için söylüyorum. İnsanlar dindarlıklarını yansıtmak istiyorlar. Duyurmak istiyorlar. Camide resim çekiniyor. Namaz kılarken videoya aldırıyor. Yani bunlar çok paspal şeyler ama dindarlık daha görünür bir şey olmaya başladı. Veya işte türban, başörtüsü, tesettür gibi
aygıtlar giderek belli bir kitlenin dini marjlarını yansıtan bir şekilde netleşmeye başladı. Türkiye'de dini hayatın devlet tarafından darp edilmesinden kaynaklanan bir soğukluk, 70'lerde milli görüş geleneğinin siyasette ön almasıyla birlikte azalmaya başladı. Yani öyle oldu ki milli görüş, Erbakan'ın önderliğindeki bir siyasi hareket bir anlamda dini hayatın takdiminde, dini hayatın temsilinde bir rol üstlendi. Ama bu rol ulema geleneğinden gelen bir rol değil. Yani Erbakan bir mühendis, eğitiminin formasyonunu Almanya'da kazanmış bir bilim adamı. Milli Görüş Hareketi ile birlikte Türkiye'de dini hayatın aktörleri geleneksel dini önderlerden çıkıp modern aktörlerin eline geçmeye başladı. Mesela kendimden de biliyorum, biz dini algımızı şekillendirirken kimleri okuyarak büyüdük diye bakıyorum. Kendi okuma trafiğimde İsmet Özel var, Rasim Özdenören var, Ali Bulaç var, işte vesaire vesaire. Bunlara bakıyorum. Bunlar hangi şeyi temsil ediyorlar? Kodları temsil. Bunlar ulema geleneğine gelmiyor. Bunlar gazeteci, entelektüel, aydın gibi şemalar. Bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Yani şeyin dini hayatın kalbur üstü isimlerinin referans dünyalarının değiştiğini, dolayısıyla daha rahat, dolayısıyla daha müzakereye açık, dolayısıyla fıkhi bir tecrübeye ya da sünnet-i seniyye eksenli bir dile dayanmaktan çok daha böyle entelektüel münakaşalar içinde konuşulacak bir din dili. Onun için şaşırmamanız gerekir. Mesela namaz kılmayan Müslüman entelektüeller görebilirsiniz. Dini imanı müthiş polemikler yapabilen, böyle küffarın karşısında İslam'ı çok net bir şekilde savunan ama gündelik yaşamında çok da dini pratiklere özen göstermeyen bir sürü insan görebilirsiniz. Bu yeni dönemin ruhudur ve bunu takdir etmek için söylemiyorum. Anlamak lazım. Anlamak lazım. Nasıl bilmiyorum yani. Onu da ben size sormuş oldum. Nasıl? Önünüze atıyorum bu soruları. Allah size yardım etsin. Bundan sonrası için. Milli görüşle birlikte değişen bir söylemin Türkiye'de işte aydın ama mesela Gölen'in dediğine göre daha çok mühendislerin ön aldığı bir faaliyet zinciri yarattığını görüyoruz. Mühendisler. Yani teknokratlar eşliğinde ilerleyen bir dini temsil hareketi var. Şu anda da öyledir. Şu anda da öyledir. Yani çok değiştiğini falan sanmıyorum. Ve tabii ki Türkiye'de Milli Görüş'ün, sonra Demirel'in de Milli Görüş'ün açtığı pazarda Demirel'in de dini hayata dikkat etmeye özen gösterdi. Mesela Adalet Partisi'nin, Milli Selamet Partisi'nin, sonra Anavatan Partisi'nin siyaset süreçlerinde dini hayatı kollayan çıkışlarını unutmamak lazım. Yani dini hayatı bunlar gözeten, dini hayata saygılarını ifade eden, Erbakan daha ileri giderek dini hayatta olan organik bağını deşifre ediyordu. Ama Demirel de, Özal da Türkiye'nin dini hayatla olan bağının güçlü olduğunu sezinleyen ve buna özen gösteren bir şey. Hatta bu Ecevit'te bile böyledir. Yani Ecevit bile mesela ben ölmeden önce Diyanet İşleri Başkanı ile yaptığı görüşmeden haberdarım. Mesela Suud'daki dedelerinden kalma araziyi hacıların konaklaması için Diyanet'e bağışladı biliyorsunuz. Çok büyük bir arazi. Şeyde, Mekke'de. Garipsiyorsunuz yani. Bir yandan işte Merve Kavakçı'ya yaptığı hareketi görüyorsunuz. Bir yandan da böyle şeyler de görüyorsunuz. Bunları da ruhu rahat etsin falan diye söylemiyorum yani. Türkiye'nin çok garip bir ülke olduğunu anlamak için söylüyorum. Sonuçta Türkiye bir yandan modern dünyanın etkilerine açık, hızlı bir sekülerleşme süreci yaşıyor. Bu sekülerleşmeden sadece laikler pay almıyor, dindarlar da alıyor. Dindarlar da sekülerleşiyor. Dini hayata atıfta bulunuyorlar, dini hayatın parametrelerini içselleştiriyorlar ama aynı zamanda bireyselleşiyorlar. Aynı zamanda kimseyi tanımamaya, kimseye bir şey sormamaya, bir cemaat algısı içinde yaşamamaya, daha bireysel, daha özerk iştihatlarda bulunmaya tırnak içinde
yönelen yeni bir kuşakla karşı karşıyayız. Akılcılaştırma, aklı bir mihenk olarak ortaya koyma konusunda büyük bir etki var. Eskisi gibi değil tabii, artık herkes okuyor. Küresel bilgi herkesin hanesine sızıyor. Dünya bilgilerimiz bizim teolojilerimizi de sarsıyor. Zaten teoloji dediğimiz kelami çerçeve yaşadığımız dünyanın beklentilerine göre değişir. Böyle çok donuk, asırlar boyunca varlığını koruyan bir yapı değildir. Her dönemde, her tarihsel dönem bizim paradigmalarımızın da gözden geçirildiği bir dönemdir. Yani paradigmatik dönüşüm tamamen o paradigmanın eskimesiyle alakalıdır. Biz Müslümanlar bile dünyanın dümdüz olduğuna inandığımız bir dönem vardır. Hatta Kur'an-ı Kerim ayetleri de tam da bizim dünyanın dönmediğine dair yaklaşımlarımızı destekler. Ama paradigma değişir. Bu sefer dünyanın döndüğüne dair paradigmaya Kur'an-ı Kerim'de eşlik etmeye başlar. Bu algıları tam üzerinde duramıyorum ama lütfen biraz kafa yormanızı arzu ediyorum.